Merhaba arkadaşlar. Taze sürgünü yüksügaşı. Bu sene çıkan taze bir sürgünümüz. Dipten çıkmış. Bu da ağaç varmış. Kurumuş. Biz de buna şimdi yüksügaşı yapacağız. Buna böyle 4-5 tane yaprak bıraktım. Gözümüzü aldık. Böyle yakından gösterebilirse kameramanımız, gözümüzü bu şekilde olacak. Bunu şimdi çıkartalım. Bıçağımızı böyle yavaş yavaş döndüre döndüre kesiyoruz her tarafa eşit bir şekilde. Arkasından bir çizik. Gözümüz çıktı. İşin püf noktası burası. Şimdi kestiğimiz ağaçtan böyle çekip alıyoruz. Fazla bastırırsanız bıçaklar keskin olunca ağacı kesiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıştırdık. Arkasında bir miktar boşluk kaldı. Şimdi sarma işlemini yapalım. Yavaş yavaş saralım ki siz de rahat görebilirsiniz. Burada sararken şurada göze dikkat edin. Gözü kapatmayın arkadaşlar. Bunu fazla sıkarak sarmıyoruz bak. Onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü bantımız silikonu sıkarsanız oradaki gözümüzü boğar ve yakar. Alttan geçirdik, düğümünü attık. Şimdi bunu 4 gün kesinlikle sulamıyorsunuz. Eğer 4 gün içinde sularsanız aşınız yanar. 4 gün sonra su verin. Buradaki gözlerimi şöyle bir köreltelim. Bunu 10 gün olunca buradaki aşı bağımızı gevşetip tekrar geri sarıyoruz. 20 gün olduktan sonra da aşı bağımızı tamamen alıyoruz arkadaşlar. Şu anda bugün 4 Ağustos 2023 sürgün aşı olur. Eğer bundan Ağustos'un 20'sinden sonra, tabi bu iklimler de belirli biraz da, o zaman da durgun aşı olur. İlkbaharda uyanır. Aradaki fark bu. Şimdi bu açacak. Bir karış, 1,5 karış, 2 karış hava şartlarına bağlı olarak büyür. Bazen böyle kalırsa, şimdi eğer aşımız tutarsa bu bir hafta içinde bu yaprak sapı kendiliğinden düşer. Elinizi dokunduğunuz zaman yaprak sapı düşer. Eğer tutmasa zaten bu 4-5 günde burası simsiyah olur. Aşınız tutmamıştır demektir o zaman da. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.